Merhaba arkadaşlar. Bugün Asr'ın gizemli delikanlısıyla tanışmaya hazır mısınız? Ve bahsettiğim parfüm, yüzyılın en iyi erkek parfümü seçilen, şu anda elimde tutmuş olduğum Dior Homme Intense. Arkadaşlar, tüm samimiyetimle söylüyorum ki Dior beni çok heyecanlandıran bir kokuya sahip. Kesinlikle tek başına efsane olabilecek tüm gizemleri içinde barındıran bir parfüm Dior Homme Intense. Intense ilk olarak 2007 yılında piyasaya sürüldü. François Demarchy bu parfüm hakkında söylediği sözlerle bayağı bir olay yaratmıştı. Söylediği o sözler ne miydi? Dior Homme Intense her türlü erkeksi klişeyi yıkarak erkeksiliğe yeni bir yorum getirdi. Sözleriyle erkek parfümleri dünyasında yepyeni bir pencere açmış oldu. Özellikle kışlık diyebileceğimiz kendine has bir ağırlığı olan bir parfüm Dior Homme Intense. Dior'un kendi sitesinde parfüm, odunsu ve amber olarak nitelendirilmiştir. Parfüm 3 ana nota üzerine kurulmuştur. Iris ya da süsen bitkisi, amber ve de sedir ağacı. Tabi bunların yanında lavanta ve vanilyayı da unutmamak gerekir. Parfümü ilk sıktığımız zaman üst notalarda pudralı bir lavanta kokusu ve ruj kokusu büyük bir etkinliğe sahip. Koku burundaki alıcılardan birine öyle bir alarm gönderiyor ki koku ile resmen allak bullak oluyorsunuz. Çoğu kişinin parfümün açılışındaki ruj ya da makyaj malzemelerine benzettiği koku Dior Homme Intense'in en önemli kısmını oluşturmaktadır. Bu anlamda çoğu kişi bu parfümün kadınsı bulsa da ayrı bir erkeksiliğe sahiptir. Orta notalarda, yani parfümü sıktıktan yaklaşık yarım saat, bir saat sonra karşımıza çıkan kakao, vanilya ile işbirliği yaparak hislerimize adeta bir çikolata ikramı sunuyor. Şaşırtıcı şekilde bu çikolatalı koku iris çiçeğiyle muhteşem bir şekilde dengelenmiş. Alt notada, yani parfümün sonlarına doğru parfüm tatlanmaya başlıyor. Sonunda parfüm son derece kendinden emin ve tatlı bir şekilde tenimize oturuyor. Evet, oturuyor dedim çünkü tenimizden ayrılıyor demek isterdim ama koku o kadar kalıcı ki kesinlikle saatlerce üzerinizde kalıyor. Dior Homme Intense insanı gerçekten de bir duygu seline itiyor. Arada koklamaktan kendimi alamıyorum. Ruj ve makyaj malzemesi kokusuyla kadınsı, odunsu yapısıyla erkeksi, seksi ve ben buradayım diyen bir asaleti var. Bu parfüm tanımlamak gerçekten çok zor. Ama şunu söyleyebilirim ki modern zamanların en güzel ve en asil parfümlerinden bir tanesi. Ve fragrantica.com sitesinde yüzyılın en iyi parfüm seçilmesi de bunu bariz bir şekilde ortaya koyuyor. Parfümün biraz kalıcılık ve fark edilirliğinden bahsetmek gerekirse eğer, EDP olmasından dolayı son derece kalıcı ve fark edilirliği üst düzeyde. Kalıcılığı tam kapasite en az 6 saat diyebilirim. Ama o 6 saat boyunca ben buradayım diye haykıran gümbür gümbür bir parfüm. 6 saat sonra ise naif bir delikanlı gibi bizden yavaş yavaş uzaklaşıyor. Fark edilirlik kısmı ise olağanüstü. Yoğun bir koku olmasının yanı sıra farklı bir havasının olması da bunun en etken sebeplerinden bir tanesi. İnsanlar kokuyu azıcık bile duysalar kaynağını merak etmekten kendilerini alamıyorlar. Ve gel gelelim ki nihayetinde bu bir kış parfümü. Sonbahar ve kış ayları için ideal bir parfüm arıyorsanız Dior Homme Intense'i kesinlikle denemelisiniz. Hemen hemen her yerde bulabileceğiniz, fiyatı ucuz olmasa da niş parfümler gibi pahalı olmayan, piyasaya hakim yegane parfümdür. Pek çok parfüm kullandım ama en olumlu ve en fazla geri bildirimi Dior Homme Intense'den aldım. 25 yaş ve üzeri arkadaşlara çok yakışacak bir parfüm olduğuna inanıyorum. Bu parfümün hiç mi eleştirilecek tarafı yok arkadaş diyorsanız da bence yok. Ancak ruj kokusu sevmeyenlerin pek hoşuna gideceğini de sanmıyorum. Sonuç olarak arkadaşlar, bugüne kadar denediğim, tecrübe ettiğim tatlı vanilyalı, odunsu kokular içerisinde en farklısı ve en moderni diyebilirim kesinlikle. Videomun başından beri anlayacağınız üzere birçok sınıflandırmada Dior Homme Intense benim en favori parfümümdür. Bana ara ara soruyorsunuz kışlık parfüm olarak ne kullanalım diye, ne kullanabiliriz diye. Net olarak söylemeliyim ki Dior Homme Intense'i mutlaka denemeniz gerekmektedir. Dior Homme Intense. Evet, bu ilk videoydu. Umarım yeterli ve faydalı bir tanıtım olmuştur. Yorumlarınız benim için gerçekten önemli. Eleştiri ve tavsiyelerinizi lütfen sayfanın altında bulunan yorum kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Ayrıca sizin de merak ettiğiniz ve tanıtımı yapmamı istediğiniz parfümler varsa onları da yazarsanız önceliklerimi buna göre belirleyeceğimden emin olabilirsiniz. Neticede bu çalışmaları sizler için yapıyorum. Ve son olarak kanalıma abone olarak hem bana destek olabilir hem de yeni tanıtımlardan haberdar olabilirsiniz. Unutmayın ki parfümünüz sizin imzanızdır. Görüşmek üzere, hoşça kalın.